Milli Görüş ne diyor? Diyor ki biz faizleri kaldıracağız. Faiz sömürüdür. Faiz haksız kazançtır. Faiz fakiri ezer. Bundan başka memleketin her tarafına sanayi kurulacak ve herkese refah getir. Köylü, işçi, memur insanca yaşama şartlarına kavuşacak. Bizi esir gibi zayıf düşürmek isteyenler çeşitli entrikalar çeviriyor, her şey yapıyorlar. İlle de bu güçlenme meydana gelmesin istiyorlar. Biz de Müslüman ülkelerin güçlenmesini isteyen kardeşler olarak bizim asıl menfaatimizin bunları yapmakta olduğunu hep beraber inanalım, bu yolda el birliğiyle çalışalım diye bunları konuşuyoruz. Milli Görüş ne diyor? Diyor ki biz faizleri kaldıracağız. Faiz sömürüdür. Faiz haksız kazançtır. Faiz fakiri ezer. Bundan başka Milli Görüş ne diyor? Memleketin her tarafına sanayi kurulacak ve herkese refah getir. Köylü, işçi, memur insanca yaşama şartlarına kavuşacak. Neyle kavuşacak? Bak daha geçen de yılbaşı münasebetiyle gazeteciler geldi. Hocam siz ağır sanayi kuracağız diyorsunuz. Diyorsunuz ama bu ağır sanayinin parasını nereden bulacaksınız? Hala bu suali soruyorlar bize. Gel otur dedim. Bak kendisine ne dedim biliyor musun? Bak dedim vaktiyle İstanbul Belediyesi'ne 500 tane otobüs alınacaktı 1950 senesinde. Amerikan yardımı gelmiş. Otobüs alınacak 500 tane otobüs. 1950'den bahsediyorum size. İstanbul Belediye Reisi bizim üniversiteden bir profesör arkadaşımız. 64 tane dünya firması gelmiş benim otobüsümü al diye müracaat etti. Tabii adamcağız şaşırmış. Ya hangisini alacak? Geldi üniversite olarak biz de motorlar kürsündeyiz. Bize müracaat etti. Dedi ki ben bunlardan hangisini alacağım? Bana bir ilmi çözüm getirin bakalım. Biz de onlara bir rapor verdik. Bu rapor hem üniversitenin arşivinde var, hem İstanbul Elektrik İdaresi'nin arşivinde var. Bu gazeteciler fırsat bulup da gidip çıkartsalar ne güzel olur. Neden? Bak o raporda ne demişiz biliyor musun? Ve hey mübarekler, madem 500 tane otobüs alacaksınız, 64 tane firma müracaat etmiş öyle mi? Niye bunlardan alıyorsunuz? Hiçbirinden almayın. Bizim cevabımız bu. Ne olacak? Gelin bu 500 tane otobüsün parasıyla biz size bu otobüsleri yapacak fabrikayı da kuracağız. O fabrikanın 500 tane otobüsünü verecek. Niye? Elin yavru üzerine koymuş dünyanın parasını 3 senede teslim edeceğim diyor. Bunun fabrikası da kurulur, otobüs de yapılır. O zaman bize dediler ki efendim biz kimiz, biz nasıl otobüs yaparız dediler. Şimdi Türkiye Fransa'ya otobüs ihraç ediyor. Hani yapamazdık? Buna oturup ince ince düşünüp bundan ders almamız lazım. Her şey inanç meselesidir.